Migros TV mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kurban Bayramı'nda hazırlayabileceğiniz 5 pratik tarif yapacağız. İlk tarifimiz tırnak pide. Hazırsanız hemen tarife başlayalım. Tarifimize ilk olarak kuru mayayı biraz ılık suyumuzun içerisinde eriteceğiz. Hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuzun ortasına havuz açıyoruz. Şimdi sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ardından şekerimizi, hamurumuzu biraz yoğurduktan sonra hemen tuzunu da ilave ediyoruz. Kulak memesi kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Ardından 1 saat dinlendirip diğer tarifimize geçeceğiz. Hamurumuzu biraz kabımızın içerisinde topladık. Daha sonra tezgahın üzerine alıp yoğurabiliriz tekrardan. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet yumuşak, kulak memesi kıvamında. Hamurumuzu yaptık. Kabımızın içerisine koyduğumuz hamuru streçliyoruz. Hamurumuzu streçledik ve diğer tarife geçebiliriz. Evet, tırnak pidemiz için hamurumuzu yaptık. Onu mayalandırıyoruz. Şimdi o mayalanırken biz de hemen kadayıf tatlımıza geçeceğiz. Bunun için öncelikle kadayıflarımızı tencereye atıyoruz. Bir yemek kaşığı da tereyağımızı buraya attık. Şimdi tereyağımız da kavururken içerisine file bademlerimizi ilave ediyoruz. Ardından şekerimizi dökecek. Bunları hemen sadece 3-4 dakika burada kavuruyoruz. Ardından muhallebi yapmaya başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi kavruldu. Bademlerimizi ilave ettik, şekerimizi ilave ettik. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz, biraz soğusun. Ve hemen muhallebimizin yapımına başlıyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Ve kıvam alana kadar iyice ve sürekli olarak karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi muhallebimizin kıvamı oldu. Şimdi son olarak içerisine bir paket vanilya, bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyoruz. Yine tekrar karıştırıp ocaktan alacağız. Muhallebimizi hazırlamıştık. Hazırladığımız kadayıflı için yarısını tabanına döküyoruz. Bu yarısı da muhallebi döktükten sonra üzerine gelecek. Bunu iyice yaydırıyoruz. Tabanımızı böyle düzelttik. Ardından muhallebimizin hepsini şöyle biraz her yerine oturtması için çeviriyoruz. Ardından geri kalan kadayıfımızı da üzerine döküyoruz. Kadayıfımızı da bunun üzerine iyice yaydırıyoruz. Ardından buzdolabına atıp 2 saat dinlendirip servis edebiliriz. Evet, diğer tarifimiz olan acılı ezmedeyiz şimdi. Acılı ezmeyi normalde eğer vaktiniz varsa elinizle, yani bıçakla ince ince doğrayarak yapabilirsiniz. Ama biz pratik olsun diye blenderdan geçireceğiz. Ama dediğim gibi siz evde blenderdan geçirmeyip kendi elinizde doğrarsınız, öyle daha lezzetli olur. Maydanoz ve sarımsağımızı da ekledik. Malzemelerimizi robottan geçirdik. Şimdi bunları iyice karıştırıyoruz. Bu sırada içerisine acı biber salçamızı ilave ediyoruz. Nar ekşimizi ilave ediyoruz. Kuru nanemiz.
tuzumuz ve limon suyumuz. Bunu iyice karıştırdıktan sonra buzdolabında bir yarım saat dinlendirip servis edebiliriz. Ve bundan sonraki tarifimiz et yahni olacak. Et yahniye başlamadan önce dün akşam hamurumuzu yapmıştık. Onu fırına atacağız. O fırında pişerken hemen biz de et yahnimizi hazırlayacağız. Ve akşama harika bir sofra hazır. Bunu da alıp dolaba koyuyoruz. Evet, ilk yaptığımız hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalanmış. Şimdi bunu ilk olarak 4 eşit parçaya böleceğiz. Ardından biraz merdane yardımıyla açıp yağlı kaseyle fırın tepsisine dizdikten sonra fırında pişireceğiz. Bakın hamurumuz efsane güzel kabarmış. Şeklini kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz oval bir şekil yapacağım. Şimdi şu parmaklarımızın uç kısmıyla hazırladığımız hamurların üzerine iz yapacak kadar bastırıyoruz. Her yerini eşit şekilde bastırın. Gördüğünüz gibi hemen fırına. Fırınımıza atıyoruz. 220 derecelik fırında 30-35 dakika pişirmeniz yeterli olacak. Ve şimdi diğer tarifimiz ve son tarifimiz olan et yahniye geçelim. İlk önce yağımızı ilave ediyoruz. Ardından kuzu etlerimizi döküp etlerimiz suyunu salıp çekene kadar bunları iyice pişireceğiz. Etimiz suyunu çekti. Gördüğünüz gibi çok az bir suyu kaldı. Ardından soğanlarımızı ilave ediyoruz. Sarımsağımızdan. Biber salçamız. Kimyonumuzu. Tuzumuzu ve taze çekilmiş karabiberimizi de ilave ettikten sonra kapağını kapatıp bir 15 dakika kadar pişireceğiz. Ve yemeğimiz hazır olacak. Ve görüyorum ki etimiz dolmuş. Etimiz pişerken içerisinde çok az bir su ilavesi yaptım ben. Öyle pişirdim. Etimizi hafif dinlenmeye bırakırken ben size çok pratik ve çok güzel bir maskulin salata tarifi vermek istiyorum. Hazırsanız şimdi ona geçelim hemen. Daha sonra soframızı görmeye. Evet, salatamızı ben önceden yıkadım, kuruttum. Şimdi burada sadece limon suyu ve zeytinyağımız var. Bunu karıştırıyoruz. Salatamızın üzerine gezdirdik. Ardından kırmızı biberimiz. Ve böyle küçük küçük baby mısırlarımız var. Bunları da hemen böyle salatamızın üzerine bırakıyoruz. Ve salatamız da hazır. Ve tariflerimiz hazır. Bugün sizlerle birlikte neler yaptık hemen bir göz atalım. Et yahnimiz var, acılı ezmemiz, kadayıf pastamız, maskulin salatamız ve tırnak pidemiz var. Siz de bu tariflere YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.